Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceki videomda dediğim gibi biraz daha detaylı bir şeyler çekmek istedim. Hem de bisikletin üzerinde. Şimdi öncelikle nereden başlayayım? Neden RKS aldım? Öncelikle oradan başlayayım. RKS almamdaki tabii en büyük etken RKS'nin fiyatıydı. Bu elektrikli bisiklet, katlanır bisikletlerde baktım. 3 tane model vardı. Biri Yuki E20S. Diğeri hangisiydi? Volta'nın VB2 modeli. Ve bir de bu RKS'nin RS3 modeli vardı. Fiyat olarak en uygun RS3'tü. Yuki 5800 civarı. Volta o da 5600 civarlarındaydı. Benim bu RKS ise 4800 lira civarındaydı. RKS'de karar kılınca bunun toplamda 3 modeli vardı. O 3 model arasında da seçim yapmak durumundaydım. RS1, RS2 ve RS3. Şimdi bu RS1 ile RS2'nin aralarındaki RS1 ile RS2 arasındaki tek fark gidonun duruş şekli. RS1, RS2 ve RS3 arasındaki fark ise RS3'te göstergenin dijital olması. RS1 ve RS2'de ise gösterge manuel, yani gittiğiniz şeyi göstermiyor, hızı göstermiyor, bataryanın kalan şarjını göstermiyor. RS1 ve RS2'de bunları göstermiyor. RS3'te ise şeyi gösteriyor, hızını, daha sonra bataryanın kalan şarjını, toplam kilometremizi RS3'te gösteriyor. Evet, seçmemdeki sebep maliyet. Toplamda kaç kilometre olmuş? 8 kilometre yol yapmışım. Az ondan beri. İlk izlenim olarak neler anlatabilirim? İlk anlatacağım 5 tane modu var. Pedal destek modu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben 2 gündür kullanıyorum, 3 gündür kullanıyorum bisiklete. Ve genelde 1 modunda kullanıyorum. Ve bayağı faydalı. 5 moduna getirdiğiniz zaman zaten direkt uçuyor neredeyse bisiklet. Bir ara deneme yaptım. Yani bunun da videosunu çekeceğim. Hiç pedal çevirmeden kaç kilometre hız yapıyor diye baktım. 25-26 kilometreleri buluyor. Bunun dışında anlatacağım ne var? Bisikletle ilgili. Sürüşü normal bisikletlere göre biraz değişik geldi tabii ki. Çünkü gidon uzunluğu dar. Manevralar diğer bisikletlerdeki gibi kolay değil. Yani belki buna da zamanla alışacağımı düşünüyorum. Kullanım olarak rahat. Ama bir tane şey almam gerekiyor. Silikon oturduğum yer için bir silikon yastık almam gerekiyor. Çünkü koltuk çok sert. Çok rahatsız ediyor. Başka neler var anlatacağım. Şarjı gerçi teknik bilgileri biliyorsunuzdur zaten internette. Ulaşmanız mümkün. O yüzden teknik verilerden bahsetmiyorum. Aldım, hiç şarj etmedim. Geldiğimde aldığımda şarj full gözüküyordu. O yüzden hiç şarj etmedim. Şarjı bitince ilk şarj 12 saat. İkinci şarj 8 saat. Daha sonraki şarjlarını da 4 saatte yapacağız. Şu anda 8 kilometre olmuş toplam. Bir diş, normalde kaç diş var? 5 diş var. Bir diş eksilmiş şarjım. Tipi zaten beni çok cezbetti bunu almadan önce.
O yüzden bu modelde yoğunlaştım. Katlanır olması ise benim için daha önemliydi. Araca koyup bir yerlere gittiğim zaman çıkarıp kullanma açısından. Sormak istediğiniz sorular olursa